Mehmet, dördünün sorunun cevabı kaçıncı sayfada? 389. Oğlum bu kitapta 389'un sayfa yok ki. Hadi canım. Gıcıksın oğlum, gıcık. Söylemeyeceksen söyleme, niye oyalıyorsun ki? Demet, dördüncü soru 125. sayfa. Sağ ol Fiske. Teflonçum, kağıdın hazır. Ya sağ ol Şerif Ali'm ya. Bütün cevapları yazdın değil mi? Tamamdır, hepsini konsept olarak yazdım. Tamam abi ya, sen konsept olarak benim sıranın altına yerleştir. Millet! Afet Hoca geliyor. Dediklerimi sakın unutmayın. Arkasının önünde kağıtları değiştiriyoruz. Günaydın. Sağ ol. Atarım. Sınava hazır mıyız? Tabii ki hazırız öğretmenim. Sular seller gibi öğretmenim. Söyleme sayı bir haftadır sizin sınavınız için geceliyoruz. Çok güzel. Çok güzel, o zaman başlayalım sınava. Başlayalım. Mehmet gel bakalım tahtaya. Tahtaya mı? Sınav yapacağız ya. Öğretmenim yazılı yapacağınızı söylemiştiniz. Ya evet öğretmenim, öyle demiştiniz. Çocuklar siz demediniz mi? Bu sınav süresi kısa, yetiştiremiyoruz. Ben de yazılı yapıp 5 soru soracağıma sözlü yapıp 1 soru sorayım dedim. Süre kazanın istedim. Yok öğretmenim, biz yetiştiririz. Yetiştiririz. Vallahi öğretmenim, önemli değil. Öğretmenim biz konuya hakimiz. Süre sorun değil. O zaman konuya hakimseniz gel buraya tahtaya. Paramı geri istiyorum oğlum. Senin yüzünden 0 alacağım. Ya ne alakan var? Ben dedim size yazılıya çalışmayın diye. Evet Mehmetciğim, sen şimdi söyle bana. Mısır seferinin sonuçlarından 2 tanesini. Mısır seferinin sonuçlarından 2 tanesi. Memlük Devletliği yıkıldı. Filistin, Suriye, Lübnan ve Mısır bölgeleri... Ve Hicaz? Ve Hicaz Osmanlı'ya katıldı. Nasıl bir çalışma tekniği kullandıysan çok başarılısın. Bravo, sana 5 veriyorum. Otur. Vay ne kolay. Hani çalışmamıştın lan? Vallahi çalışmadım oğlum. Kağıda yazarken aklımda kaldı. Evet, madem Mehmet'i kaldırdık, şimdi bir de Demet'i kaldıralım. Gel Demet'ciğim. Demet'ciğim, sen bana Prut Anlaşması'nın 2 maddesini söyle. Prut Anlaşması'na göre... Prut değil, Prut. Prut. Pardon öğretmenim. Prut Anlaşması'na göre... İsveç Kralı ülkesine serbestçe dönebilecekti. Bravo. Azak Kalesi Osmanlılara geri verilecekti. Ne bravo, aferin, çok güzel çalışmışsın. Otur, 5 veriyorum sana da. Kimi kaldırıyoruz şimdi peki? Aferin, 5 oturuyorum. Evet çocuklar, böylece kalkmayan kalmadı sözlü yedi. Ay ben Ercüment'i unuttum. Ay bu çocuğun bütün çalışması boşa gidecekti. Özür diliyorum Ercüment. Gel tahtaya. Şimdi sen bana Ercüment, Mısır seferinin sonuçlarından 1 tane söyle. Ama arkadaşlarının söylediklerinin dışında olsun. Öğretmenim, Mısır seferinin sonucu... İlhan Cavcav Ahmet Hasan'ı transfer etmiş diyerek başlasam böyle bir espriyle faydası olur mu? Olmaz. Çünkü espri kalite bir espri değil. Yani kalite bir şey olsaydı belki. Anlaşılan sınava senin yerine başka bir arkadaşın çalışmış. Yok öğretmenim, olur mu öyle şey? Ya
O kısmı atlamışım. Sen bildiğin bir konuyu anlat bana. Fikret devrini çok iyi biliyor. Onu anlat. Fikret devrini? Fikret devrini anlat bakalım. Arkadaşlarla aramızda bir şakaydı öğretmenim. Şimdi yersiz olur. Olsun, sen yine de anlat bakalım. Fikret devri... Yıldıray Baştürk'ü Justin Timberlake'e gelince başlayan devir. Hani bir espriydi bu. Hani popçu Justin Timberlake var ya. Justin Timberlake. Yani Timberlake, Timberlake. Benziyor birbirine. Siz de ezberci eğitime karşıydınız. Yaratıcı olsun dedim. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten yaratıcı oldu bu çocuk. Ay ne kadar güzel. Ben şimdi anlıyorum. Yani Yıldırım Beyazıt'ı topçu, Timurleng'i popçu yaptın sen. Ay peki bir şey daha soracağım ben sana. Bir popçu daha var. Kadın. 40'lı yaşlarda. Kerem de onu çok sever. Madonna. Madonna. Madonna evet, Kerem çok sever. Sen sever misin? Süperdir, yeni albüm çıkardı. Çok drink. Drinkse o zaman ben de alayım bir tane. Peki o zaman sen tahtaya kocaman harflerle Madonna yaz bakalım. Çok güzel. Şimdi onun baştan üç, sondan üç harfini sil. Sesin, sesin, sesin. Evet çocuklar, yaratıcı arkadaşınız sözlüden aldığı sıfırı kendi elleriyle tahtaya yazdı. Çok güzel, geçebilirsin yerine. Sıfır. Bak bir şey söyleyeyim. Bir daha benim dersimde kopya çekeceğini düşünebiliyorsan o kopyayı kendin hazırla. Böylece çalışmış olursun, tekrarlamış olursun. Bugün yapmadığım sınavı gelecek ders yapacağım. Yazarak çalışmanın kopya çekmekten daha kolay olduğunu anlamışsınızdır umarım.